kendi kendine demin Vitor'un oynattığı üçlüyü çıkardınız. O zaten sayı benim bir kanat, Ferdi bir kanat. Zaten bana ona itirazım yok. Aranızda böyle kişi olarak kendisine en az sempati duyan benim. Ama bir kez daha, bir kez daha tıpkı ilk geldiği zaman Fenerbahçe'ye. O böyle sırf orta sahayı çok istemişti Yunanistan Ligi'nden. Sonra bir Crystal Palace'a giden. Hatırla. Crystal Palace'ın en iyi oyuncusu Milivojević. Dedim ki ben bu Vitor Pelin günahımı karşı sevmiyorum ama adam bunda haklı kardeşim. Birçok konuda olduğu gibi dedim. Bence en büyük sıkıntı bu. Vitor'u sevmiyorlar diye sırf Vitor'un oyununu kabul etmediler. Halbuki Vitor'un oyunu Vitor'un kendisinden daha sempatikti. Vitor'un oyunu Vitor Pereira'nın kendisinden daha başarılıydı. Kişiden bağımsız bunu yapmaları gerek. Vitor Pereira bir kere savunmayı da Aykut Kocaman'dan daha iyi yaptırıyordu. Kabul ediyor musun? Evet. Vitor'un oyunu evet, en başta ilk 5-6 maç. İlk ya ortadan hiç pozisyon vermiyordu. Evet, güzel. Evet. İlk 3 maçta gol yemediler. Gelelim işte Aykut'un Ersun'un tartışmaları. Ali Koç döneminde. Pardon, kulaklığı takacağım, seni duymuyorum. İki böyle. Ersun Yanal'dan daha bir üretimi yüksekti takımın ön tarafta. Evet. Santrafor sorunu olmasın ama. Abi ilk 8 hafta liderdi bu takım. Lider ha. Lider. Ben zaten aynı oyuncu grubuyla liderdi. Anlatabiliyor muyum? Ben zaten Vitor Pereira'ya söylemiştim. Başarısız diyemem. Hatta Serdar seninle birlikte yaptığınız programda MasterChef'te söylemiştim. Başarısız diyemem. Çünkü istediği oyuncular tamamlanmadı. Yani santrafora alınmayan, kanat beki alınmayan bir adama ben nasıl başarısız diyebilirim ki? Bu kadar çıktı yani. Ha, onun da hanesine artı yazalım. Kanat beki alınmamasına rağmen bir tane oyuncu bayağı iyi kanat beki performans sergiledi, Ferdi. Üç tane oyuncu da daha önce orada hiç oynamamış üç oyuncu. Osayi, Muhammed Gümüşkaya ve birini daha oynattı oralarda. İki en azından diyelim. Ferdi bir, iki diyerek Muhammed Gümüşkaya, üç ve Osayi. Onlardan da hiç fena olmayan performans aldı. O Novak vardı zaten. Geldiği mevkide oynadığından daha iyi oynadı. Yani açık oyuncusundansa kanat beki olarak Fenerbahçe'de daha ehvenişer. Tisserand'ı tekrar kazandı. Hatta evet. O bahsettiğimiz dönem Tisserand'ın sakatlanmasından sonra düşüşe geçti. Bir de Olympiakos maçı moral olarak düşürdü. Evet. Kadro içerisinden birçok oyuncu kazandırmıştı. Yavaş yavaş. Sergen'cim şu benim kulaklık... Kaybettim ben. Serdar'ın bir şey söylüyor. Ben tercüme edeyim. Sen bana tercüme et. Tamam. Sen söyle. Ben ne söyleyeceğimi unuttum da. Yani. Ne diyor? Vitor da ben ne söyleyeceğimi unuttum diyor. Kör ölür, badem gözlü ölür olmasın. Vitor'u da oyuncu grubunu kaybetmişti. Büyük bir çoğunluğunu. Yönetimi de kaybetti. Ama şimdi bakın. Fenerbahçe 2001'de mi Ortega'yı getirdi. Evet. Ortega'yı Laurent getirdi. Dönemi. Werner Laurent dönemi. Werner Laurent dönemi. Altıncı oldu. Ortega'yı Türkler yediler. Yediler. Evet. Aziz Yıldırım orada bir karar verdi. Dedi ki, ulan bu takım elden gidiyor. Ben Ortega'yı göndereyim. Ertesi sene bütün Türkleri gönderdi. Ben de o zaman dedim ki, işte o zamanki hani Ortega'yı yiyenleri, işte Ceyhunları, o günleri, bilmem işte filan. Bütün ekibi yeniledi, hatırlayın. Abdullahları evet. Falan. Şimdi çok açık bir gerçek ki Mesut ve Türk ekibi Vitor'u yediler. Mesut, İrfan. Tamam. Bu açık bir gerçektir yani. Bize hikaye anlatmasınlar. Şimdi Vitor'u göndermek bir karardır. Ama seneye bu Türklerin yani tarih tekrar eder. Bunların yarısı kalmaz takımda. Onu da bilsinler yani. Yani sıra şimdi gönderilenlerin gönderilme sürecine Mesut mi geldi? Mesut zaten belli. Mesut yok, belli zaten. Mesut'un olmadığı belli. Ben İrfan'ın da çok geleceğini görmüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani geçen sene bu zamanlarda bu kadar etki oluşturan, gürültü koparan, transfer savaşlarına sebep olan, rating savaşlarına sebep olan iki transferden bu kadar ikisinden birden çabuk vazgeçilmesi de büyük hata olur. En azından doğru, birini tutman gerekir. Belki de hata haklısın. Şudur. Birini alırken diğerini almaman gerekiyordu belki de. Duygusal davranmaman gerekiyordu. En önemli sorun o. Belki. Haklısın da. Belkisi yok. Ben belki hiç demiyorum. Haklısın ama şey değil. Yani bu arkadaşlar ne zaman Fenerbahçe'de böyle kendilerini bir biz buranın ağasıyız havasına soktular. Onu da Fenerbahçe'nin asıl düşünmesi gereken nokta bu. Bence ya Mesut Özil'in kendine şunu sorması lazım abi. Unai Emery hoca değildi. Arteta da değildi. Şeyde Lundberg bir dönem çalıştı. O da değildi.
Erol da değildi. Vitor da değildi ya baba, bu kadar adam hata yapar mı ya, biraz dön kendine bak yani. İsmail de hoca değil. İsmail Kartal. Şimdi şu var, şu var. Bence yine bak demin verdiğin örnek, yani Ali Bey'in isminde Yıldırım'ın geçmesi, Ali Yıldırım Koçten'in. Şimdi mesela böyle Aziz Bey'in de en iyi zamanlarında Aziz Bey ile futbol takımı arasında 5-6 kişi vardı ayrı ayrı. Böyle tabii. Sırf tesis sorumlusu falan, önder, hocalar, onları söylemiyorum. Yönetici olarak da. Bence onlarla bozuştuktan, yolları ayırdıktan sonra bu Aziz Bey'in başkanlık performansı düşüşü. Çok doğru. Ali Bey doğru de söylüyorsun. Bu isimler hiç olmadı. En önemli sorunu bu. Çok doğru. Çok doğru bu tespit. Bu isimler hiç olmadı. Düştüm. Evet. Ama en bunların olmamasını var. Kendisi istedi Ali'ciğim. Kendisi istedi. Ali Bey zaman bak Aziz Bey tek başına, Aziz Bey tek başına kulübün hakimiydi değil mi? Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Git Mahmut Uslu'ya bir şey söyle. %90 olurdu o iş. 10 tane işin 9'unu Mahmut Uslu çözerdi. Git Ali Yıldırım'a bir şey söyle. 10 işin 9'unu çözer. İnisiyatif alır. Bir tanesini de der ki ya bunu başkana soralım. Tamam. İşte git Hakan Bilal Kutlualp'e. 10 işin 9'unu çözer. Tabii işte mesela bayağı bir transferlerde inisiyatif alıyordu. Murat Özaydınlı'ya git 10 işin 8'ini çözer. Yani adam bir şey söylediği zaman yapıyor. Ya bizim Şekip Mosturoğlu işte çoğu, hala yanında. Şekip abi. Tabii. Şekip Bey. Şekip Mosturoğlu. 10 işin 9.5'ünü çözer. Yarımını da başkana sorarım ben der. Şimdi Yıldız başkan dışında Yıldız yöneticiler şimdi, de vardı. Böylece Yıldız oyuncularla daha iyi. Bu arkadaşlar kusura bakmasınlar. Birçoğu Emir Eri Ramazan. Emir Eri Ramazan da lazımdır. O da lazımdır yönetimlerde. Ya bir futbolcu gitse kampta. Ya şimdi... Yani yanlış anlaşılmasın ama kampta birisi dese ki yani baba ailemde paraya ihtiyacı var. Teyzemin oğlu bir şey olmuş. 20 bin lira para göndersene dese, gönderemeyecek adamlar bunlar abi. Başkana sormadan. Ya futbolcu bunları bilmez mi abi? Bir tane futbolcu milletine bir iki tane ağa lazım ağa. Ya bunları artık anlamak lazım. Oğlum siz bu maçı kazanın, sen merak etme, o beğendiğin saat benden diyecek adam lazım. Türk futbolcusu bu. Türk futbolcusu değil bir tek. Andre Santos Aykut Kocaman'dan saat istemedi mi? İstedi. Ya burası yani Arçelik insan kaynakları değil kardeşim. Abi yani orada daha iyi Abdurrahim ilişkiler Bayrak, daha verimli. Yani, en büyük çelişki yani o zaten. Adam orada. İşin uzmanları yani, var orada. Şimdi Antalya yani, kampına yani, gittiler. Bak, Antalya. Ya bak Antalya kampına gittiler. Söz gelimi. Örneğin yani ismi tamamen sallıyorum. Bir tane Türk ya da Brezilyalı futbolcu dedi ki ya benim aileme bir ihtiyaç var. Bir 20 bin euro para lazım. Ben şeyi yatırdığınızda ödeyeceğim. Ya da şeyden kesin. Alacağımdan kesin. Bir 20 ama hemen lazım yani. 2 saate 3 saate bir 20 bin euro lazım. Telefon geldi baba şimdi. Bunu yapamazlar biliyor musun? Şimdi bu kadar inisiyatifsiz Emir Eri Ramazan'la bu kadar olur abi. Çünkü niye? Başkana soralım derler. Başkanı bulacaksın. Evet. Evet. Başkan o sırada online olacak. Telefonla dönecek. O sırada birinin çıkıp tamam oğlum ben gönderdim parayı. Başkana sonra söyleriz demesi lazım. Bunu yapacak inisiyatifte kimse yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu şeye benziyor işte orduların bütün dünyada organizasyonu vardır ya. Abi yani Mareşal'den sonra çavuş ve erler olmaz. Hani Emir Eri Ramazan diyor ya. Hakikaten öyle. Bir de arada yüzbaşı var bir tane o kadar. Bak. Abi bir kere işin uzmanlık bak uzmanlık. Demin Arçelik'ten örnek verdin ya. Ben geçen yine bakayım dedim fiyatlara enflasyon falan ne olmuş. Şimdi almaktan bak. Çocuk bana bir anlattı Arçelik Kadıköy'deki. Dedim ki ulan senin baban buzdolabının mucidi mi ya? Leyla ile Mecnun var İsmail abi hani sen ne anlarsın? Öyle anlattı. Abi dedi dondurucular tarihte şöyle geçirme yaparken falan. Buradaki yöneticiler bunu yapabilir mi? Yapabilir mi? Mesela demin Andre Santos dedi. Yemin ediyorum birkaç yönetici Andre Santos, Corinthians, Palmeiras. O takım mıydı futbolcu muydu? Daha onu bilmez. Yemin ediyorum sana bilmez. Alakası yok çünkü. Alakası yok. Alakası olsaydı takım böyle olmazdı. Biri derdi ki başkanım. Hem Mesut hem İrfan'ı almasak mı? Pelkas var zaten. Derdi. Biri en azından başkanım zaten Pelkas var. Birini mi alsak? Bak. Derdi. Kimse demedi. Kim dedi abi? Ben sana kimse bir şey söyleyeyim yani. Mi? Aziz Yıldırım'a herkes sert mizacıyla ama herkesi kimseye dinlerdi. En ufak bir söz söyletmez ya da yok, kimseyi dinlerdi, dinlemez dinlerdi, diye düşünebilir dinlerdi. Bak. Dinlerdi yani, sonra kızardı. Bak insanların üzerindeki etkisi algısı o yönde olabilir.
Aziz Yıldırım hepsini dinlerdi. Dinlerdi. Vallahi bak. Bak 5 kez bana bak, ayrı ayrı mekanlarda önce dinle evet al bakalım dedi. Ondan sonra öyle değil o falan konuşmanı diye lafı çattı. Dinler seni. Tabii dinler önce. Konuşursun, sohbet edersin ve sana yani hani böyle Aziz Yıldırım'dır ama dostane de arkadaş gibi de konuşmasını da bilir. Bak. Dostane de arkadaş gibi konuşmasını da bilir. Son 3 yıl hariç, son 2 yıl hariç. Bu arada ama onun da böyle geçerli bahaneleri var. Vardı tabii abi. 3 Temmuz süreci başta tabii, olmak aynen, üzere. Aynen o süreçle beraber çok yıprandı adam. Yani zaten hapse girdi abi kim girer ya bir sene. Bir sene hapse girdi adam. En büyük problem bence bugünkü toplantıda da onu gördüm. Basın açıklamasında. Ali Bey hala bir problem olduğunu kabullenmiyor. Tabii tabii. Kabullenmiyor. Tabii. Yani asıl nasıl, sorun o. Yani bir film ada batıyorken öncelikle ya biz batıyoruz demek lazım. Öyle bir hani YouTube'da da güzel bir şey de var. Klip de vardı. Batıyoruz galiba hani. Bir batıyoruz hemen lazım ki çıkışa geçesin. Şu anda Fenerbahçe'de başkan açıklamalarıyla hala bir şey arıyor hani. Kabullenmiyor da. Yani şu an bir kabullenme de yok. Evet yok. Hatalar yaptık. Şurada çok o büyük. Kadar. Rogon işte menajer şirketiyle tek bir yere bağlı kaldık. Belli ki oradan hani oyuncu havuzu çok dar. Artık hani bunlardan ders çıkar. Öyle bir şey yok. Hep bir açıklama var. Hep böyle bir aslında bir mantığı varmış gibi anlatılıyor. Bunu artık kabullenmemiz lazım. Bu, bir şeyler ters gidiyor artık. Bak bu başarısızlıkla. Aslında çok şey ters gidiyor. Bu oyunla, bu performansla, şu anki mevcut takımın Fenerbahçe taraftarına gösterdiği oyunla beraber orada kürsüye çıktığın zaman ne sosyal medyada mesaj yazan adama, ne medyada Fenerbahçe'yi yorumlayan adama, ne oraya çıkıp da yönetime kendisine eleştiri yapan adama, adamlara en ufak bir şey söylemeye insan dilini ısırır abi. Eyvallah dersin, başım üstüne dersin. Eyvallah dersin. Gönlü kırılmış Fenerbahçe taraftarının da kızgınlığını az da olsa bizim başkan bir şeylerin farkında. Abi sen olayı operasyona çevirirsen, yani troller dersen, bir de dersin ki orada hani böyle işte içten gerçekten üzülen. Abi kaç tanesi operasyon? Kaç tanesi üzülen peki? Kaç milyon taraftarı var Fenerbahçe'nin? Hayır, 30 milyon şey taraftarın soracağım. 30 milyonun içerisinde 1 milyonu ayıralım. 1 milyonu gerçekten üzülüyor. 29 milyonu troll mü peki abi? Bir şey soracağım ha? Bir de. Işte. Troll üzülenler, mü? Operasyonun üzülenler, içerisinde mi? Üzülenler, ya her bir Fenerbahçeli üzülüyor başkan. Ha işte, üzülenler istemeden o operasyona katılıyor olabilir mi? Ya başarısız her olabilir. Biri üzülüyor. Bir operasyona gerek var mı? Ya yani adam, ne operasyon? Onun adı operasyon değil mi? Adam takımın halinden, ortaya koyduğu oyundan 8 seneden beridir şampiyon olamamanın vermiş olduğu, ya 8 sene önce çocuğu olan insan 8 yaşında Fenerbahçeli babasıyla beraber tribünde maç izliyor. Tribünde maç izliyor. Babasına soruyor, baba ben şampiyonluk görmedim diyor ya. Ya bırak şampiyonluğu, 8 senedir kupa görmedim diyor adam. Çocuk yani. Şimdi bunu nasıl anlatabilirsin ya? Operasyonu nasıl çevirebilirsin? Eyvallah dersin. Fenerbahçe taraftarı ne söylerse haklıdır dersin. Başarısız oldum dersin. Ama elimden geleni de yapmaya çalışıyorum dersin. Oraya laf, öbür tarafa laf, ona laf. Ama bu lafların sonunda keşke bir icraat olsa. Bak geçen de söyledim. Keşke bir icraat da olsa. Yani söylediğiniz, eleştirdiğiniz, memnun olmadığınız her konuyla ilgili eksinin pozitife döndüğü en ufak bir unsur yok ya. Unsur yok. Fark attığınız Aziz Yıldırım'ın hata olarak değerlendirdiğiniz Aziz Yıldırım'ın doğrularının siz kendi doğrunuz olarak şimdi Fenerbahçe taraftarına gösteriyorsunuz. Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi peki? Bu durum, bu çelişki saha içine de yansıyor. Ne demek istiyorum? Özür dilerim. Mesela Emre Belözoğlu'nu hatırlıyor musunuz? 2012 falan olabilir. Düzeltirsiniz. Bir maçı vardı. Fenerbahçe ilk 10 dakika dökülüyordu. Emre böyle kameralara geldi. Beyler biz bittik, biz bittik. Hatırlıyor musunuz bu sahneyi? Hatırlıyorum. Fener Galatasaray maçı 2-2. Takım toparlandı 2-2'lik ama. 2-2'lik maç. Ama takım toparlandı oradan. Başkanın da bunu yapması gerekiyor. Burada neye benziyor biliyor musun? Başkan böyle dediği zaman oyuncular diyor ki ben iyiyim. Bu yanımdaki bak. Öbürü diyor ki ulan asıl ben iyiyim. Bak yanımdaki. Ben iyiyim ama işte troller. Ben iyiyim ama Norveç'ten yazmışlar. Beni beğenmeler Norveç'ten yazmış. Tore Andre Flo tabii. Howard Flo, Josh Stein Flo eski futbolcular ya, yazmış. Forvetleri beğenmiyor. Fjordsoft. Yazsalar dahi söylenmez. Eski forvet. Başkanın abi, dilinin olmaz, ucuna bile gelse olmaz işte. Söylemez. Olmaz, söylememesi gerekir. Olmaz. Başkanın dediği zaman oyuncu da der ki ulan bende sıkıntı ya, yok. Kardeşim, sen bir kere. Sayın başkan. Sen bir kere şu en başta
Ali Yıldırım koçun en başta yancılarından bir kurtulması lazım. Yancılarından. Yok. Soyunma odasına halı getirmişler. Halı ne ya? Seccadeyi bilmeyen adamdan soyunma odası şeycisi olmaz. Kuşu olmaz. Ya 2018'den yok, sonra yok bilmem ilk ne defa yapmışlar. Yok, dirar meselesi değil mi o zaman? Evet. Yancılardan bir kurtul abi. Atıf'ın halısıymış diyor. Yani yok şeymiş, uçan halıymış Alaaddin'in. Ne saçma ya. Ya ilk defa 2018'den sonra Aykut Kocaman'ın adını ağzına aldı ve bugün şöyle bir ifade kullandı Ali Koç. Dedi ki Aykut Kocaman'ı ben kovmadım dedi. Ve bu kulübün en kutsallarından birisidir dedi. Şimdi mi aklınıza geldi ya Aykut Kocaman'ın ne kadar bu kulüp için değerli olduğu? Hani hırsızdı olduğu. Ya. Hani kadar, şimdi mi aklınıza falan geldi falan. Ya? Çok 2010-2011 sezonu, 2 sezon önce falan mıydı ya? 2018'den belli sonra mıydı da şimdi böyle görüşen bir şey? Hocalardan biri Aykut Kocaman demek ki. Hoca da zaten bir başladı görünmeye. Bir şey söyleyeceğim bak, bir şey söyleyeceğim. Ben de bundan şüphelendim. Ben de bundan şüphelendim. Valla demek ki Aykut Hoca geliyor. Jesus'la Löw olmazsa Aykut Kocaman da olabilir. İsmail mesajını Kartal'a aldım ben. Sen de aldın mı? Daha güçlü bir gol için. Ben mesajı gelir. Aldım yani. Onu söyleyeyim. Aykut Kocaman aldın gelir. Tabii kimse olur. Zaten başladığın yerde bitirirsen gerçekten çok şey olur. Yani gerçek tabut böyle kimse olur. Tabut şey, kimse. Organik bir başarısızlığın son sahnesi olur. Bak, peki. Sağ içinin düzelmesi için öncelikle sağ dışının düzelmesi gerekir. Fenerbahçe'nin bir numaralı sorunu budur. Artık bu iş teknik direktörün geçmiştir. Bütün teknik direktör böyle hepsi böyle kötü olamaz. Hem Koku, hem Vitor, hem böyle Erol Bulut. Bak Erol Bulut Fenerbahçe'li kadar kötü değil Gaziantep'te örneğin. Fenerbahçe'nin ideal hocası olmayabilir. Ama sadece Erol Bulut'u göndererek Emre Belözoğlu Sivas maçına yenildi diye kötü teknik direktör olamaz. O zaman bugün Fenerbahçe'yi yendi en iyi hocam olamaz bunlar. Demek ki yönetimin en başından bir hata var. Yarından itibaren bunu düzeltmeye başlarsa belki düzeltir. Ben son olarak bir şey sorarak kapatacağım. Bana öyle geldi. Size de öyle mi geldi diye soracağım. Bu sefer sanırım beyin sesi kısmadı. En başta kıstı. Yönetim istifada kıstı. Çok zekice. Evet. Sonra Fenerbahçe taraftarı istifa dediğinde onu da biz başka türlü hatırlarsanız küfür etmemek için yapardık. Federasyon hakemlerini yani hiçbir şeyden anlamayan bir hale koyarsanız, sesi kısarsanız karşılığında da böyle bir tezahüratla millet yani siz antinden çok daha zeki yani. Zekisi mi? Taraftarın zekasını önüne geçemezsiniz. Sen abi o şey. Taraftarın zekasını önüne geçemezsiniz. E tabi bak ne kadar büyük bir etkisi olduğunu zaten o tezahüratlarla gördük. Taraftar demişken hani az önce bahsettim ya. Zeki adamlar. Kulüplerde bir birim olması lazım transferleri engellemek için diye. Ya taraftar o birim de taraftar oldu. Dean Rose transferinde. Öyle bir tepki gösterdi ki o saçma transfer iptal oldu. Yani kesinlikle. Oraya yani her şey taraftar. Yani takımdan gönderilmesi gerekenleri işaret ediyor taraftar. Gelmemesi gerekeni işaret ediyor. Evet. Her şey taraftara kaldı yani. Bütün bu kademeye giriyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Harbay Türkiye'de taraftar o konuda çok zekidir. Hatırlatıyorum. Tabii ki bir hakeme küfür edilmesin de. Hakem de küfür ederken maç yönetmesin. Kutu kutu pense arkadaşım hakem. Hatırladınız mı? Yani? Abi bu taraftarla bak bir kere şu var. Abi. Halkın sesi Tanrı'nın sesidir diye güzel bir laf var. Daha böyle dini bir şey değil bu. Felsefecilerden birinin söylediği. Fransa'da olabilir. Fransa devrimi zamanında yani Fransa devrimi zamanında anlatıyor. Ya bak halk diyor sıkıntı var diyor. Ya Fenerbahçe halkı daha sana ne yapsın Ali Bey? Hani böyle seçim 5 oy farkla bitmedi ki. Ya bu kadar farkla yendin. Efsane başkanı yendin. Aziz Yıldırım'ı geçtin ya. Aziz Yıldırım'ın döneminin bitmesi benim aklım almıyor. Bu kadar büyük farkla hiç almıyor. Bu kadar büyük farkın karşılığı da bu kadar kötü bir fark değil. Bu mesajı vermeye çalışıyor yıllardır. Artık al başkan bu mesajı. Al ya. Yanına 5-10 kişi al. Ya 10'ar bin lira maaş ver. İyi para. Bu dönemde bir şey demiyorum. Ama ayda 100 bin lira. Adil Rami'deki zararı etmezsin. Onu söylemek istiyorum. 100 bin lira ver ayda. Yılda 1 milyon lira yapar. Sana Vedat Muruşi gibi para kazandırırlar. Sana karşılığında en az 5 milyon lira kazandırırlar. Minimum o da. Minimum. 1 milyon vereceğim 5 milyon alacağım. Bırak bu kişilerle çalış. Bir de bırak. Yancılarla sana sürekli şey diyenle çalışma Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sen çok iyisin. Bak, evet. Sen çok iyisin diyenle çalışma çünkü performans çok iyi değil. Bu yalan demiş, söylüyor sana bu başkan. Bunu demiş. Bunu demiş hepsini at bir kere işte. Bu bunu yazmış. Allah akıl versin. Bu bunu söylemiş. Bu bizim düşmanımız. Bu bunun
buna hizmet ediyor, bu şöyle istiyor. Bunları da bir kenara koyun Sayın Başkan. Bunları da bir kenara koyun. Kim ne söylediyse Fenerbahçeli olduğu için söylemiştir. Fenerbahçe'ye en az sizin kadar üzüldüğü için söylemiştir. Siz ne kadar Fenerbahçe'nin iyiliği için bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız, yazanlar da Fenerbahçe'nin iyiliğini istediği içindir. Çoğunluk böyledir. %99'u böyledir. %1'lik kesim başka hesaplar içerisindedir. O da size zarar veremez. Bak. Olsun %5 ya. %10 değildir. Hadi %5 yani. Olsun ya. Zarar veremez. Zarar veremez. Veremez. Ama o %5'i karşınıza alacaksınız diye, onlara laf söyleyeceksiniz diye gönlü gerçekten kırgın olan %95'i daha çok kırıyorsunuz. Onların daha fazla karşınıza alıyorsunuz aslında. Ya birisi bunu size söylemiyor mu ya? Şu metni hazırlarken Sayın Başkan, bak bizim gerçekten taraftarın gönlü kırık. Söyleyemezler Ersin, söyleyemezler ya. Söyleyemezler. Ya söyleyemezler kardeşim ya. Çok kötü bir şey. Çok ya söyleyemezler, bir tanesi A diyemez ya. Bunlar görevli kardeşler ya. En başta dedin ya, Fenerbahçe'nin yenilmesi artık olay olmaz. Haber dereyi taşımıyor diyor. Bak bugün evet. Ne yaptığımı söylüyorum. Ben Fenerbahçeli olmadığım için Fenerbahçe'nin haline, Fenerbahçe olmayanların da yaptığı tespit önemlidir. Ekmeği yarın sabaha bırakmadım. Bugün öğlen aldım. Yarın da kızartırım icabında. Sırf o Fenerli fırıncının üzüntüsünü görüp ona söyleyecek kelime bulmamak için. Ben ekmeği kızartarak yerim yarın. Önemli değil. Taze yemesem de olur. Sözün bittiği yer değil mi? Evet, çünkü sözün bittiği yer. Ben de aynı adama şeyi ne yaşıyorum. Diyeyim? Aylardır söylüyorum. Hayır. Serdar mesaj gönderiyor. Evet. Ömrü. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Sözün bittiği yer. Yani artık hani bir kelimenin üzerine başka bir kelime ilave edemiyorum bana soranlara. Ben de şunu yaşadım. Taha Altıkaylaç önce Fenerbahçe için adı geçmiş hatırlarsınız. Trabzonspor'un transfer olmadan önce. Ben de sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Hem voley uygulamasında da paylaşım yaptım. Anlattım oyuncuya. Yani Fenerbahçe üçlüye dönmek isterse sağ stoper oynar, çok başarılı, hani geleceğe açık bir stoper vesaire vesaire diye. Cevap veren bütün Fenerbahçeliler, bir tanesi bile oyuncuyla ilgili yorum yapmadan şöyle cevaplar geldi ve gerçekten Fenerbahçeliler cevapları verenler. Gelmesin harcanır mı? Aklı varsa bize gelmez. Evet. Yok yok, aklı varsa bize gelmez. Niye gelsin ki? Ya bize çok geliyorsa, kötü bir duygu işte. Bize geliyorsa demek ki futbolcu değildir. Işte. Hakikaten bütün cevaplar böyleydi. Yani enerjisini almışlar artık insanların. Çok yazık. Bak şöyle. Bu kadar karamsar bir Kadıköy havası olmaz. Olmaz abi, ben kabul etmiyorum.